İş hukukunda temel prensiplerden bir tanesi işçinin gerekli olan mesaisini işverene hasretmesi zorunludur. Yani mesai saatleri içerisinde nasıl işveren işçiye belirli dinlenme saatlerini ayırmak, kanunla tanımlanan dinlenme saatlerini vermek zorundaysa, işçi de bu sınırların dışarısında tüm mesaisini, tüm vaktini işverenin kendisine vermiş olduğu işi yapmaya hasretmek zorundadır. Dolayısıyla iş yerinde işçinin internette gezinmesi, gazete okuması, oyun oynaması ya da kişisel e-postalarını kontrol etmesi bu kuralın ihlali olacağından tekrarlanması durumunda kötü niyetli olarak tanımlanacak ve iş akdinin haklı nedenlerle ve tazminatsız olarak işverence feshedilmesi sonucunda olacaktır. Ancak burada şuna dikkat etmek gerekir. Bazı kurallar iş yerinde sürekli olarak uygulandıklarında ve bu süreklilik uzunca bir süre bu işlerindeki herkesin bunun böyle yapacağını kabul ettiği şekilde uygulandığında bu bir iş yeri uygulaması haline gelir. Bunun klasik örneği bir iş yerinde her bayramda ikramiye dağıtılmasıdır. Aynı şekilde eğer bir iş yerinde normalde 15 dakika olan ara dinlenmeleri yarımşar saat olarak veriliyor ve işçilerin bu dönemde internete erişmeleri ya da belki bazı iş yerlerinde duyduğumuz gibi özellikle Amerika kökenli iş yerlerinde video oyunları oynamalarına izin veriliyorsa bundan sonra artık bir iş yeri uygulaması haline gelecektir ve bu nedenle iş akdinin feshi mümkün olmayacaktır. Bunun dışında işveren müvekkillerime benim tavsiyem çok bu konuda bir sorun yaşamamaları için mutlaka ve mutlaka ve bir iş yeri bilgi işlem araçları kullanım politikası belirlemeleri, işçilerin internete ya da diğer online sitelere, sosyal medyaya ne kadar süreyle, hangi sınırlamalarla erişebileceklerini belirlemeleri ve bu şekilde buna aykırı olarak davranan işçiyi öncelikle usulüne uygun olarak, yazılı olarak ihtar etmeleri, savunmasını almaları ancak tekrar etmesi durumunda iş akdini feshetmeleri yönündedir.